merhabalar efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. 20 Aralık 2016 saatlerde 16 günlerden de salı. Ben Deniz karşınızdayım. Bir Müge Dayan Kaşlı Anne Baba Çocuk Okulu'nda da sizlerle bir araya gelmenin keyfini yaşıyoruz efendim. Bayağıdır böyle bir açılış yapmamıştım. Dedim böyle sanki ilk programmış gibi böyle bir başlangıç yapalım istedim. Fragmanları takip etmişsinizdir. Facebook'tan yaptığım paylaşımları da eğer takip ettiyseniz bugün haftanın konusu kitap bilgileriyle çocuklar nasıl yetiştirilir ya da doğru yetiştirebiliyor muyuz kitap bilgileriyle çocukları, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki her zaman ve maalesef ne yazık ki diyoruz, önceliğimiz sınavlar. YGS'ye hemen hemen 3 ay kaldı ki öğrenciler geri sayıma başlamışlardır, gün sayıyorlardır. Ben şöyle yuvarlak bir hesapla 3 ay kaldı diyorum. Onların bir kaygısı, bir stresi vardır. İki konuyu bir araya getirelim istedim. Hem sizlerin yorumları, hem benim katacaklarım, hem de sınav grubu öğrencilere neler yapacağız, birazcık ondan bahsedelim istiyorum. Fragmanları takip edenler bana mail göndermeye başlamışlar ve devam edecektir. Aynı zamanda da eğer Facebook'tan Müge Dayan Kaş diye yazdıysanız ve konuyu da şöyle az çok biliyorsanız hemen resmin altına yorum yapma şansınız ve bizlerle paylaşma şansınız vardır efendim. info@mugedayankaş.com yazabilir. 242 alan kodu 345 4544'ten de arayıp fikirlerinizi belirtebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şimdi maillerinizde neler var? Önce birazcık ondan bahsedeyim. Berrin Hanım yazmış, Serap Hanım yazmış, Aliye Hanım yazmış. Birazcık daha kitaplardan aldığınız ve duyduğunuz alıntılardan bahsetmişsiniz. Bunlar ne anlama geliyor demişsiniz. Facebook'a bakacağım. Arada mutlaka yazdıklarınız olmuştur, yorumlarınız. Ara ara onlara dönüp bakacağım. Fakat şimdi şöyle bir değişiklik yapalım istiyorum. Biliyorsunuz programımız sevgi programı. Yani anne baba çocuk okulu derken eğitim var, sevgi var, sınav var, kaygılar var, takdir var. Bunların hepsi hayatımızda. Bugün itibariyle şöyle küçücük de bir değişiklik yapalım istiyorum. Bugün de böyle milad olsun, özel bir gün aynı zamanda da. Böyle biz niye sevgimizi birazcık daha coşkuyla duyurmuyoruz, bildirmiyoruz bilmiyorum. Birazcık bu anlamda herhalde tasarrufluyuz. Cezalarda bolluk, sevgi ve takdirde birazcık da böyle bir kıtlık yaşıyoruz. Tam tersi olmalı. Cezalarla bir yaşam değil, daha çok böyle sevgiyle, saygıyla, birbirimize paylaşımla bir hayat olması her zaman için çok önemli efendim. 20 Aralık'ta bunun için bir milad olsun istiyorum. Şimdi şöyle küçücük bir resim göstereceğim size. Evet, bu çiçek gibi güzel bayan bir annedir efendim. Ve bugün doğum günüdür. Kendisini buradan kocaman sevgilerimle doğum gününü kutluyorum. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bundan sonra da böyle annelerinizin, sevdiklerinizin doğum gününü paylaşmak isterseniz bendeniz buradayım efendim. Gönül rahatlığıyla ve mutluluğuyla bu güzel annelere katkı, destek, sevgi paylaşımı için bendenizi aracı olarak kullanabilirsiniz. Sizler de 20 Aralık'ta eğer eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, her kim doğduysa bana yazın. Ben kutlayayım buradan sizin adınıza annenizin, babanızın doğum günlerini. Evet, bu çiçek annenin de doğum günü kutlu olsun. İsmi Ayşe'dir, çok kıymetlidir, çok özeldir. Şimdi şöyle devam edelim istiyorum. Sevgili Berrin Hanım demiş ki, Berrin Sefer, kitaplar çocuk yetiştirirken bir ödül verin, bir de vermeyin diyorlar. Ne yapmalıyım demişler. Çok da doğru söylemiş Berrin Hanım. Ona da kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Sevgili Berrin Hanım, bir defa cezayı hayattan çıkarmak gerekiyor. Ceza çünkü gerçekten psikolojide çok büyük travma yaratan, aynı zamanda korku yaratan, kaygı yaratan, gelecekte de biraz yanlış öğretiye sebep olan bir davranım modeli. Bunu birazcık değiştirmek gerekiyor. Artık biliyorsunuz sosyal medyada da bununla ilgili böyle küçük mizahi örnekler de var. İşte çocuk duvarı boyarken baba geliyor, bağırıyor, ceza veriyor bağırarak. Çocuk da büyüyünce ne yapıyor? Eşine, çocuğuna bağırarak tepki veriyor, reaksiyon veriyor. Dolayısıyla bunu çok da fazla hayatımızda sokmamak gerekiyor. Birincisi bu. Ödüle gelince, şimdi kitaplar bir çıkarım. Nasıl bir çıkarım? Kişilerin uyguladıkları, öğrendikleri tekniklerin bir sonucudur. O yüzden kitapları okuyun, onları kullanmaya çalışın. Fakat süreci de öğrenmeye çalışın. Yani ödül verin diyen bir kişinin aslında geri planda ödül nasıl verilmeli, neye istinaden verilmeli, birazcık buna bakmak gerekiyor. Çerçevelemek gerekirse,
Tabii ki her uzmanın görüşü birbirinden farklı olmakla beraber ödüller güzeldir. Fakat kişinin yapmak istediği şeyi sadece ödüle kavuşmak için yaptırmamak gerekiyor. Yani işte sen okulda başarılı olursan sana bir laptop alacağım, bir tablet alacağım dediğimiz an kişi eylemden uzaklaşıyor. Yani okulda başarılı olmak yerine ben bu tablete ulaşmalıyım duygusu yaşamaya başlıyor. Ve aradaki zaman da uzak olduğu için, uzun olduğu için enerji düşmeye başlıyor. En güzeli şudur. Kişinin yaptığı eylemin sonucu ödül olmalı. Yani çocuk okulda derslerini güzelce yaptı gitti. Öğretmenin takdiri onun ödülü olmalı. Bir tablet, bir telefon ya da bir harçlık zammı olmamalı. Çocuk diyecek ki ben ne yapıyorum? Okula gidiyorum. Niye okula gidiyorum? Başarılı olmak için. Niye okula gidiyorum? Doktor olmak için. Takdir görmek için, öğrenmek için. Eğer çocuk o gün öğrenerek geldiyse ödül almıştır zaten. Çocuk doktor olmayı başardıysa ödül almıştır zaten. Ödevlerini yaptıysa ve takdir aldıysa ödül almıştır zaten. O zaman benim ayrıyeten bir parayla, bir tabletle vesaire ödüllere ihtiyaç var mıdır? Bence yoktur. O yüzden ödül nerede devreye girer? Bakın ince bir nokta. Özellikle bu para vermek, harçlığa zam yapmak vesaire ödüller kendi yapması gerekenlerin dışında bir şey üretiyorsa, bir verimlilik katıyorsa, örneğin evde bir çöp atma görevi ona ait değil fakat çöp atmaya gitti. Bir jest olarak bir ödül verilebilir. Çünkü o farklı bir şey yaptı, üretti, katkı sağladı. Tabii ki de karşılığı alınmalı. Bu çok önemli bir detay. O yüzden çocukların normalde zaten yapması gereken şeyleri ödüllendirmek çok doğru bir yaklaşım değil. Ödül vermeyin kısmı burası. Ödül verin kısmı yaratıcılık kullandı, kendini de geliştirdi, farklı bir şeye imza attı. Tabii de ödül kullanılabilir orada. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Çocuklarda mesela ödül verdiğimizde çocuk şey olarak bakıyor. Ben bir lütufta bulundum. Mesela siz işe gittiğiniz için her gün biri sizi takdir ediyor mu? Diyor mu ki ya bak helal olsun sana aferin nasıl işe gittin? Hayır demiyor. Ama siz normal satış dışında artı bir şey yaptığınızda ödül alıyorsunuz. Bunun gibi düşünün. Yani siz her gün bulaşık yıkadınız diye böyle evde bir şenlik havası geçiyor mu? Eşiniz alkışlıyor mu sizi? Ya bak aferin hayatım nasıl bulaşık yıkadın? Ya da işte çocuklar diyor mu her gün anne al sana bir tablet getirdim yemek yaptığın için falan diyor mu? Hayır. Çünkü neden? Siz düzeninizi kurduğunuz an diyorsunuz ki oh ben düzenimi kurdum, yapmam gerekenleri yaptım, bir kahve içeyim, şöyle bir keyfine varayım. Bakın ödül. Çocuk da okuldan eve geldi, ödevlerimi yapmıştım, sorumluluklarımı yerine getirmiştim. Şöyle bir kahve olur, çay olur ya da ben şöyle bir ayaklarımı uzatayım, 15 dakika, yarım saat yatayım, ödül. Şöyle bir günü düşüneyim, ödül. Arkadaşlarım bana nasıl güzel baktılar, ödül. Bakın bunu çok güzel ayrıştırırsanız, süreci ödüle dönüştürürseniz şahane. Sonuçlara bağlarsanız işte orada birazcık riskli olabiliyor durum. Şimdi bakın efendim bir soru daha. Tanık olun diye bir cümle vardır. Çok saygıdeğer Doğan Cüceloğlu'nun cümlesidir. Bizler de ondan öğrendik zaten bu cümleyi. Hayatımıza girdi. Diyor ki Doğan Cüceloğlu veya birçok uzman çocuklara yardımcı olmayın, onlara tanık olun der. Onlara yardım etmek bu kadar kötü mü demiş sevgili Serap Hanım'ın sorusu. Şimdi Serap Hanımcığım şöyle bir şey söyleyeyim size. Tabii ki de ebeveyn olarak çocuklarımıza katkı sağlamak, onlara yardımcı olmak bizim anne baba görevimiz. Biz çünkü niye? Onlara rehber olmaya çalışıyoruz, onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Ama çok yardım ediyoruz. Mesela en basit örneği vardır. Böyle hep aklımda kalan ve bir soru geldiğinde de hemen kullanmak istediğim bir örnektir. Çocuklar böyle daha yeni yeni yürümeye başladığında merdivenin basamaklarını böyle bir iki bir iki çıkmaya başlarlar. Ama yavaştır haliyle. Şimdi anne gün hızlı, zaman çok, kısıtlı. Dolayısıyla diyor ki hemen ben bunu kucağıma alayım,
koştura koştura yukarı çıkartayım, anneannesine bırakayım, ben de işe gideceğim. Şimdi ne yapmış olduk? Yardımcı olduk. Çok güzel ama onun başarma duygusunu elinden aldık. O yüzden bizim oradaki görevimiz onun yanında durmak ve onun her attığı adımda başarı duygusuna tanık olmak gerekiyor. Yani tanıklıktan kasıt onun bir göz temasıyla ben gördüm senin başarını. Bak sen ne güzel merdivenleri çıktın şeklinde başarısına tanık olmak, görmektir. Ama biz onun başarısını elinden aldığımızda, ona yardım ettiğimizde evet yardımsever anne baba oluyoruz. Çocuğumuzun işini kolaylaştırıyoruz. Fakat onun elindeki hemen hemen ilk başarısı yürümektir. Onu elinden alıyoruz. O yüzden burada kastedilen tanık olmak budur efendim. Yardımcı tabii ki de olacağız ama yardımında şöyle bir püf noktası vardır. Biri sizden yardım istiyorsa yardım edin. Şimdi bizim toplumsal alışkanlığımızda biz niye çok yıpranıyoruz duygusal olarak? Çünkü biz biri bizden yardım istemese de yardım ediyoruz, görev ediniyoruz. Diyoruz ki bak işte senin evin çok tozlanmış, ben hemen bir sileyim. Ya da bak sen işte akşama yemeğini yetiştiremezsin diye ben dolma sardım getirdim. Bırakın o bir yetiştiremesin, denesin, kısa yollar bulmaya çalışsın, kendi çabasını sarf etsin, size talepte bulunsun, desin ki işte Ayşe abla, Fatma abla bana bir dolma yapar mısın? Siz de destek olun. Ama öbür türlü biz onun aslında gelişimine engel oluyoruz. İşte katkı sağlayacağız derken engeller arka arkasına devam ediyor. O yüzden bunu da çok fazla yapmayın sevgili Serap Hanım, Serap Taş. Şimdi doğum günleri de gelmiş. Bakın hemen bir tanesini okuyayım. 20 Aralık'ta doğanlar vardır tabii ki de. Hemen şöyle bir okuyorum. Sevgili Aynur Hanım, kızı Buse'nin doğum gününü kutlamış. Soy isminizde yazsaydınız okurdum ama Aynur Hanım demiş ki kızımız Buse'nin doğum gününü kutluyorum demiş. Doğum günün kutlu olsun Buse'cim. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama çok uzun ve güzel bir ömür senin olsun. Buradan da doğum gününü kutlamış olayım. Şöyle evet, maillerimde ara ara yeniliyorum ki. Evet, mesela bakın daha bugün bir katılımcımla telefonda bir görüşme yaptım. Mine Hanım da buna benzer bir soru sormuş. Sevgili Mine Erbaş demiş ki ikiz kardeşler aynı sınıfta olmalı mı, olmamalı mı, çok zorluk yaratır mı gibi bir soruda bulunmuş sevgili Mine Hanım. Olmasınlar. Yani aynı sınıfa mümkün olduğu kadar ikiz kardeşleri aynı sınıfa dahil etmeyin. Hatta aynı arkadaş ortamında da olmak zorunda değiller. Hatta aynı kıyafetleri de giymek zorunda değiller. Aynı anda alışveriş de yapmak zorunda değiller. Yani onları şöyle görün. Aynı anda doğmuş olmaları, aynı gün, aynı saatte doğmuş olmaları böyle çok göbekten bağlı bir hayat yaşama zorunluluğu vermeyecek. Vermesin onlara. Nasıl iki kardeş farklı zamanlarda alışveriş yapıyorlar, farklı kurslara gidiyorlar. Farklı arkadaş ortamları var. Aynı ikiz kardeşler de bu şekilde olsun. Aynı sınıfta olmasınlar. Farklı farklı özellikleri olsunlar. Neden? Şimdi her ne kadar biz desek ki onlar sadece iki kardeş gibi olsun, ne olursa olsun aynı anda büyüyorlar. Gelişim safhalarını aynı geçiriyorlar. Böyle bir gerçek var. Şimdi 4 yaş varsa aralarında, 3 yaş varsa biri önde gidiyor, diğeri arkada kalıyor. İşte biri 7 yaşındayken ilkokul aşamasına başladığında, diğeri 4 yaşında daha anaokulu, kreş döneminde. İşte biri liseye başladığında biri daha 6. sınıfa başlıyor ve dönemleri ne olursa olsun farklı. Ama aynı yaş grubunda olduklarında, eşit olduklarında dönemlerini de birlikte aşıyorlar. Ve bu onlara ne sağlıyor aslında? Eş zamanlı ilerleme. Aynı adımları attıklarında da fark yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü kardeşler genellikle birbirini ters modeller. O yüzden de hep şu vardır. Kardeşin bir tanesi böyle çok hareketli, diğeri sakin. Bir tanesi agresif, diğeri daha uslu. Bir tanesi derslerine çok düşkün, diğeri sosyal hayatta çok güçlü gibi. Birazcık farklılıklar gözetilebiliyor kardeşler. İkizler olunca
bunun dozu daha da artıyor. Kardeşlerden bir tanesi böyle derslerde bir başarı yakaladıysa o evin uslu, akıllı, çalışkan rolünü alıyor. E tamam, başka rol kalmadı. Yani aynı rolü iki çocuk paylaşamaz. Dolayısıyla da diğerine ne kalıyor? Haytalık, işte agresiflik, belki birazcık şımarıklık diyeceğiniz, anne baba olarak tanımlayacağınız davranışlar. E bu sefer de çocuklar arasında bir tanesini kaybetme riskiniz çok fazla oluyor. Tabii bu uslu olan çocuğun da şöyle bir dezavantajı var. Hep uslu olmak zorunda. Hep aklı başında olmak zorunda. Böyle derseniz ki büyümüş de küçülmüş bence çok ağır bir etikettir. Niye büyüsün de küçülsün? Yavaş yavaş büyüsün, zamanında büyüsün, zamanını doğru değerlendirsin. Dolayısıyla ne oluyor? Bir tanesi hep böyle uslu, sakin, ketum, akıllı, doğru seçim yapan, öbürü hareketli, zıpır, kararsız, fevri, sosyal hayatı güçlü ama derslerinde başarısız bir genç olmaya başlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ikiz kardeşler böyle ayrı yerlerde olsun sevgili Mine Hanım. İki ayrı birey olmayı başarmasını sağlamanız gerekiyor. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet, dikkat dağınıklığı ile ilgili yine dördüncü sınıfta bir velimiz var. Sevgili Fatma Hanım, Fatma Süzer der ki, dikkat dağınıklığıyla okula giden bir çocuğum var dördüncü sınıfta. İyice agresif ve problemli, ne yapmalıyım demiş sevgili Fatma Hanım. Şimdi soru 1. Gerçekten dikkat dağınıklığı var mı gencimizde? Soru 2. Doktora götürdünüz mü? Yani doktora götürdüğünüzde ne dedi? Ciddi anlamda böyle bir odaklanma problemi mi var? Ya da sadece işte derste 20 dakikadan sonra konuşmaya mı başlıyor? Ya da masaya otururken, evde ders yapmak için masaya oturduğunda çok böyle iştahlı ve gayretli ders yapmıyor mu? İkisinin önce bir ayrımına varın. Hep ben televizyonculuk hayatıma ilk başladığım an itibariyle hep şunu söyledim. Dikkatsizlik ve dikkat rahatsızlığı varın iki tane tanımı var. Gerçek ve fazla anlam yüklenen. Şimdi çocukların birçoğu boş yere ilaç kullandığını gördük. Ama birçoğunda da gerçekten hakkıyla ilaç kullanması gerekiyor. Şimdi sizin çocuğunuz hangi aşamada? Onu bir görmek gerekiyor. Agresif olması, problemli olmasına gelince. Şimdi sevgili Fatma Hanım, şöyle bir tanımda bulunayım size. Çocuklar genellikle alışkanlıkları nasıl kazanırlar? Önce ondan biraz bahsedeyim. Çocuklarımız alışkanlıkları kazanırken denerler. Yani şunu yaparlar aslında, bir tane arkadaş ortamına girerler, bir tane davranışta bulunurlar. Ne yapar örneğin? Elindeki kalemi pat diye yere fırlatır. Şimdi elindeki kalemi öğrenci, genç yere fırlattığı an şöyle bir etrafını taramaya başlar. Der ki, acaba çevrede nasıl bir reaksiyon aldım? Bakın, sosyal hayatı ilk başlangıç o yüzden çok önemlidir. Hani diyoruz ya, ilkokul çok önemli diye, sebebi bu. Çocuk kalemini fırlattı, baktı. Arkadaşları onunla dalga geçebilir. İçe kapanma olur. Der ki, ya bir daha asla bunu yapmamalıyım. Rezil oldum. Başka bir ortama girdi. İşte bu sefer yürürken, ay dedi ya, böyle çok fena oldum ben dedi. Başım dönüyor dedi. Bu sefer ne oldu? Şöyle bir çevresine baktı. Arkadaşları dalga geçmeye başladı. Dedi ki, ya şuna bak Allah aşkına, bebek misin sen? Niye işte başın dönüyor diye ağlanmaya başladın? Biraz daha içine kapanır. Üçüncü, dördüncüsünde yine aynı tepkiyi aldı. Diyelim ki sınıfta parmağını kaldırdı. Arkadaşları dedi ki, ya sen anlamıyorsun, öğrenemiyorsun. Öğretmen dedi ki, otur yavrum, ben bunu sana anlatmadım mı? Bir baktınız, bir daha tepki vermeyen, reaksiyon vermeyen bir çocuk oldu. Niye? Denedi, sonucunu istediği gibi alamadı. Şimdi diğer bir öğrenci, bu sizin öğrencinizle alakalı. Şimdi sınıfa girdi ilk gün. Baktı şöyle bir, modelleri bir takip etti. İşte bir tane öğrenci var, çok güzel, gözüne öyle gözüktü. Bir tanesine baktı, biraz sarışın falan, sınıfta böyle farklı bir izlenim kat etti. İşte biraz daha baktı, şöyle biraz daha ileriye gitti. Bir tanesi sürekli parmak kaldırıyor. Şimdi dedi ki, ben ne yapacağım? Bir farklı model oluşturmam gerekiyor.
bir şey yaptı. Örneğin öğretmen ona parmağını kaldırdığında çocuğum otur bakalım şimdi sıra sende değil dediği an kalemi fırlattı. Dedi ki ben çıkıyorum hocam sınıftan. Şimdi arkadaşlar arkadan döndü baktı dedi ki ya baksana işte Ahmet'e Mehmet'e nasıl hocaya rest çekti. Nasıl da agresif bir davranış gösterdi. Çocuk çıktı kapının önünde şimdi bekler. Oradan sınıfı gözlemeye devam eder. Şimdi sınıftan çıkan ilk çocuğun reaksiyonu onun için çok önemlidir. Kriterdir. Der ki bakalım arkadaşlarım bana nasıl bir tepki gösterecek. İlk çıkan çocuk yanına koşarak geldi. Ya bak Mehmet dedi, Ahmet dedi sen nasıl rest çektin? Hiç kimsede bu cesaret yok dediği an artı hanesine yazıldı. Niye? Sınıfta öğretmenin verdiği tepkiye ters reaksiyon verdi ve kazandı. Popülerlik kazandı. Bir daha sınıfa girdiği an oturduğunda şimdi bakın ne oldu, resim nasıl değişti? Sarışın olan, fark yaratan, dersi çok çabuk anlayan, işte önde oturan ve akıllı görünen ve kendisi sınıfın agresif çocuğu. Bu davranışı değiştirmek sonradan çok zordur. O yüzden ne yapacağınızı, çocuklar okulda nasıl döndüğünde nasıl tepki vereceğinizi birazdan anlatacağım. Küçük bir reklam arası, arkasından buradayız efendim. Efendim ikinci kısım için tekrar hoş geldiniz. Doğum günü maillerini aldım. Hemen okuyacağım fakat önce konumu bir tamamlayayım istiyorum. Sevgili anne babalar, eğer çocuklarınız öfkeli davranışlar sergiliyorlarsa, agresif tutumlar sergiliyorlarsa, hele ki bu yaşları birazcık daha küçükse, örneğin 7 yaş, 8 yaş, daha böyle sosyal hayata yeni yeni karıştılarsa yapacağınız çok şey var demektir. Hemen nerede kalmıştık? Çocuğumuz eve geliyor. Ne olmuştu? Sınıfa girmişti ve sınıfta şöyle bir analizde bulunmuştu, bir tepki vermişti ve sınıftaki arkadaşlarından yorumu almış, sınıfa oturduğunda da şunu demişti, oh ne kadar güzel, ben gayet popülerim, ben de sınıfta bir rol kaptım. Şimdi eğer bu rolü ilk kaptığı zamanı yakalayamazsanız sonrasında toparlamak çok zor. Hele ki bir de 12 yaş sonrasında ergenlik başladığında eyvahlar olsun diyorum. Sonra toparlamak hakikaten zorlu oluyor. Kolay bir yolculuk olmuyor. Ama ilk başta daha böyle hani ağaç yaşken eğilir derler ya, hakikaten doğru. Onu böyle evirmek, çevirmek, şekillendirmek çok kolay. Öğretmenlerle sıkı iletişimde olun ama soracağınız soru şu olmasın. Dersleri nasıl değil? Gün içerisindeki davranışları nasıldı? Bakın her gün gerekiyorsa bu soruyu sorun ve günlük tutun. Okula başladığı an itibariyle nasıl davrandı? Ve ona soracağınız en önemli sorular şunlar efendim, bir bakın bakalım. Şöyle arada tahtaya güzelce yazdım ki siz de rahatlıkla okuyabilin diye. Şimdi yakın plan alacağız, onu siz de göreceksiniz. Bu davranışın sebebi neydi? Bakın, çocuğum neden böyle yaptın değil. Bir daha böyle yaparsan, öğretmeninden şikayet gelirse, işte sana tablet almam değil. Seni parka götürmem değil. Bak davranışını düzeltirsen sana yıl sonunda tatil sözü veriyorum değil.
önce bir kaynağını bulmak lazım. Bu davranışın sebebi neydi? Çok önemli. Şu an ne hissediyorsun? Bakın 7-8 yaşındaki çocuk bunu cevaplayabilir mi demeyin. Çok güzel cevaplar, hatta daha doğal ve katıksız cevaplar. Öğretmenine duygularını başka nasıl ifade edebilirsin? Başarılı olmak için sana yardımcı olmamı ister misin? Bakın yardım. Çünkü ne yapman gerektiğini bilmiyor olabilirsin. Ben ebeveyn olarak buradayım ve sana yardımcı olmamı eğer istersen yardımcı olabilirim. Eğer ki çocuğunuz, bakın şöyle bir gerçek vardır. Bilinçaltı ne olursa olsun sevilmek, sayılmak, bir gruba ait olmak ve bir takıma dahil olmak için çalışır. Yani çocuğum hangi işte bu davranışı niye sergiliyor, nereden bileyim diye düşünüyorsanız, ki tabii ki de bir uzman değilsiniz, bunu hemen de yakalama şansınız yok. Sevgi, saygı, gruba ait olmak ve takımda bir rol almak için mutlaka davranış sergiliyordur. En katıksız davranışları bunun için sergiliyordur. Şöyle bir kez daha biz göstersek sorularımızı, bu sorularda size bu anlamda ışık tutacaktır. Evet, şimdi yakın plan görüyorsunuz. Bu soruları not alın. Fark etmez. 6 yaşta biraz daha başka cevap verir. 7 yaşta, 8 yaşta biraz daha başka. Ama bu soruların cevapları bizim için önemlidir. Şimdi efendim, doğum günü tebriklerimiz var. Vallahi bunu çok sevdim. İyi ki de yapmışım. Şimdi sevgili Aygül Hanım, annesi Hatice Hanım'ın doğum gününü kutlar. Öpüyorum kocaman efendim. Kızınız sizin doğum gününüzü kutlar. Bekir Bey kızı Şebnem'in doğum gününü kutlar. Selim Bey de karısı ve kızı Ayşe ile Buse'nin doğum gününü kutlar. Ne şansı aynı günde iki doğum günü, bazen vardır böyle aynı gün aynı tarihte doğanlar. İmrenmişimdir, ne bileyim, hoşuma gider böyle. Sevgili Selim Bey'in karısı ve kızı da Ayşe Hanım'la, sevgili Buse muhtemelen doğum günleriymiş bugün. Bizden de kocaman sevgiler, selamlar olsun. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur efendim. Şimdi sorularıma devam edeyim. Evet, bakın çok güzel ve çok önemli bir soru. Sevgili Fikret Karaağaç demiş ki, sınav döneminde çocuğum var. Muhtemelen YGS programında bir öğrenci. 50 ile başlamış sınava. 80 ile devam etmiş. 95'e çıkmış. 97'ye çıkmış. 116 olmuş. 95'e düşmüş ve şu an 80'e düşmüş. Muhtemelen evde bir panik havası vardır. Çok telaşlı ve çok kaygılısınızdır diye düşünüyorum. Sevgili Fikret Bey, şöyle söyleyeyim. Kaygılanmayın, telaşlanmayın demeyeceğim size. Fakat bu netlerin verdiği mesaj şudur. Çocuğunuzun bilmediği kısımlar vardır. Bilmediği soruları öğrenmiyordur. Yapacağınız en önemli araştırma bu olmalı. Hemen şöyle ben tahtamın başına geçeyim. Küçücük bir tablo çizeceğim size bununla ilgili. Şimdi sınav grafiğinde sürekli bir yükseliş beklemeyin. Böyle bir şey de çok mümkün değil zaten. Bir sınav grubu öğrencinin en güzel tablosu şudur. Siyahla çizeyim de parlamasın. Başladı, başlangıç noktasından sonra artırdı, sabit gitti. Sabit gitmenin süresi uzarsa korkmayın, hiçbir şey olmaz, öğreniyor demektir. Artırdı, sabit gitti. En güzel tablo budur, en sevdiğimiz. Sabit gitmede eğer panik yaşarsa kişi, tablo muhtemelen şu hale dönüşür. Arttı, sabit gitti, düştü. Sabit gitti, düştü, arttı gibi bir resim oluşabilir ki siz şu anda artmış, bir süre sabit gitmiş 95-97 grafiğinde, bir süre sonra da bir düşüşe geçmiş. Şu an şuralardasınız, düşüş eğrisinde. Hatta şöyle çizsem daha doğru olur. Başlangıç noktanızla şu an mevcut noktanız aynı ve panik yaşıyorsunuz. Bu çocuk arttı, niye şu anda aynı noktada diye. Çünkü 80-50'lerle başlamış, 80'lere çıkmış ve şu anda 80 gibi eksikleri var efendim. Bunun tek açıklaması budur. Bütün denemelerinin sonuçlarına bir bakın. Denemelerde eksik olan noktaları bir bulun.
oradaki soru kalıplarını öğrenmemiştir. Dolayısıyla da konular da ilerlediği için, soru kalıpları da geride kaldığı için, eksik kaldığı için ilerleyemiyordur. Aynı yerde sayıyor gibi geliyordur size. Kaygı duymanız çok normal. Dediğim gibi eksik konu vardır. Onu bir bulmaya çalışın. Çünkü böyle zamanlarda dikkat hatası aranır. Bu çocuk kaygıdan dolayı mı yapamıyor denir. Bir sürü işte hiç mi öğrenmedin denir, ders mi dinlemiyorsun denir. Ama asıl sebep eksiktir. Onu bir bulursanız çok rahat edersiniz sevgili Fikret Bey. Şöyle bir bakıyorum sorularıma. Çocuğum çok çalışıyor, olmuyor, ne yapmalıyım demiş sevgili Ulaş Bey. Doğru çalışmıyordur, hep aynı şeye çalışıyordur. Yüksek net yaptı, örneğin matematikte sayılar konusunda hep iyi net yapıyordur. Hep sayılar çalışıyordur. Ya da sadece Türkçe çalışıyordur, matematik çalışmıyordur. Yani siz odasına gidip baktığınızda onun ders çalıştığını görüyorsunuzdur. Ama o aslında çok da doğru bir çalışma periyodu uygulamıyordur. Hemen şöyle bakıyorum. Bakın şimdi Ali Hanım'ın sorusu. Sevgili Ali'ye Suna demiş ki, kitaplara göre çocuklara özgürlük tanıdık, tepemize çıktılar. Şimdi de zapt edemiyoruz demiş sevgili Aliye Hanım. Çok doğaçlama yazmışsınız. Ben de aynı yazdığınız gibi okudum sizin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kitapların yazdığı özgürlük doğrudur. Çocukların sınırları vardır, alanları vardır ve o alanlara, o sınırlara saygı duymak gerekir. Birey olmayı başarmaları gerekir. Kendi seçimlerini kendileri yapmaları ve sonuçlarını göğüslemeleri gerekir. Şimdi burası kitaplarını yazdı ve olması gereken. Ve biz hayatlarımızda şunu yaşıyoruz. Yaşamadığımızı yaşamasını istiyoruz çocuklarımızdan. Yani biz özgürlüğü yaşayamadan onlara anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki sen bireysin, seçimini yap. Şimdi çocuk için bir model yok. Hiç gördüğü bir şey yok. Tamam, ben bireyim, işte bunu seçtim. Tamam ama istediğim gibi olmadı. Eyvah, şimdi ne yapacağım? Şimdi anne baba da diyor ki ben sana seçim hakkı verdim. Bak sen bunu aldın, seçtin. Olmadı ama ben seni özgür bıraktım. Sen işte doğru iş yap diye sen yanlış iş yapıyorsun. Burada karışıyoruz. Yani siz önce özgür yaşamı, birey olmayı, bir seçim yapmayı, yanlış bir seçim yapsanız bile sonucunu göğüslemeyi kendiniz uygulayın, deneyin, sonuçlarını görün, çocuğunuz da sizde görsün ve zaten arkasından o kitap bilgileri hayatınıza girecektir. Yoksa çok havada kalır. Yani işte bak ben senin arkadaş seçimlerine karışmadım, özgür bıraktım, ne hoş. Yanlış arkadaş seçti. Şimdi ne olacak? Kitapta bu yazmıyor. Eyvah, ne oldu gibi bir panik yaşama şansı vardır. O yüzden önce bir hayatınıza yedirin öğrendiklerinizi. Önce siz bir eskitin, ailenizin içerisine bir yerleşsin. Arkasından çocuğunuz sizden görsün ve ona da o öğrendiğiniz özgürlüğü tanıyın. Yoksa yaşamadan anlatmak, ben hep şunu söylerim. Hatta buna benzer de bir soru geldi ama şimdi mutlaka bulacağım. Bulamazsam da program sonrası cevaplayacağım, size mail olarak göndereceğim. Şu tarz bir soruydu. Hani bizler anlatıyoruz, öğretiyoruz, destek olmaya çalışıyoruz çocuklarımıza ama bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Hemen hemen sizin sorunuzla benzer bir soru. Ben hep şunu söylerim. Aşçılık eğitimi verecekseniz önce bütün yemekleri yapabiliyor olmanız lazım. Yoksa kitaptan okumak ve okuduğunuzu anlatmaktan öteye geçmeyecektir. Yani düşünün, köfte yapmayı bilmiyorsunuz ama anlatıyorsunuz. Bu olmaz. Eğitmenler için de aynı şey geçerlidir. Önce bir uygulamak, sonuçları görmek gerekiyor. Hatta bakın az önce arada bir Facebook'a bakmıştım. Bir yorum gelmişti. Hülya Hanım'ın bir yorumu. Hemen onu okuyacağım size. Buna çok yakın, çok destekleyen bir yorum. Hemen şöyle bakıyorum. Evet, demiş ki Hülya Hanım. Benim iki tane çocuğum var demiş. Şöyle bir toparlayarak okuyayım size. Bir psikoloğun kitabını okudum. Ve bu psikolog demiş ki çocuklarınıza sevgiyi, saygıyı öğretin demiş. Ve siz doğru davranışlarda bulunun.
Çünkü model sizlersiniz, gerisi gelir demiş. Çok doğru. Hemen arkasından da şöyle bir yorum yazmış. Demiş ki, bu işler onun eğitimini almakla olmuyor. Kitap yazan kişilerin bence öncelikle çocuk sahibi olmaları gerekiyor gibi bir yorum yapmış. Hem katılacağım hem katılmayacağım. Şöyle ki, kitap yazan kişilerin çocuk sahibi olmaları değil de mutfağa girip uygulamaları gerekiyor. Dolayısıyla uyguladıktan sonra çıkan sonuç anlamlı hale geliyor. Bizler de okuduğumuz kitapları önce uygulayacağız, sonra çocuklarımıza anlatacağız ya da çevremize anlatacağız ki anlamlı hale gelsin, model olmak gerekiyor. Ayşe Hanım da demiş ki içgüdülerle büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle yaptım, bizden öncekiler de öyle yaptı demiş. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun, ellerinize sağlık. O yüzden çocuk yetiştirirken kitap bilgilerini uygulamadıktan sonra olmuyor. Evet, şimdi sevgili Sibel Hanım'ın bir sorusu var. Sibel Gündüz demiş ki, hiçbir problemi çocuğuma aktarmıyorum. Ama çocuğum melankolik, her daim aşık oluyor. Neden demiş sevgili Sibel Hanım. Şimdi bu durumu ben genellikle ünlülerde de çok görüyorum. Yani isim vermeyeceğim ama şöyle hani magazin programlarını şöyle bir izlediğimde ya da haber programlarında da yine aynı şekilde. Mesela bazı ünlülerde şöyle bir şey var. Baba zengin, anne zengin, bütün imkanları var. Hiçbir mutsuzluk görmemiş, hiçbir mutsuzluk yaşamamış. Ama sürekli böyle bir aşık olma, terk edilme, bir acı çekme, işte aşk acısı, arkasından koşma, böyle bir acıdan beslenme hali var. Sizin sorunuza istinaden şöyle bir şey söyleyebilirim. Çocukları çok izole bir hayata hazırlamayın. Yani bu sefer çocuk şunu görüyor. Her şey mükemmel. Herkes benim istediğim gibi davranmalı. İşte annem benim istediğimi yapar, babam benim istediğimi yapar, kocam da öyle yapmalı. Arkadaşlarım da öyle yapmalı. Ve ilk darbede içe kapanmaya başlıyor. Çünkü hiç görmemiş, böyle bir problem görmemiş, böyle bir sorun nasıl atlatılır bilmiyor. Takımın her zaman en kıymetli üyesi olmuş, hep takım lideri olmuş, her şey onun çevresinde dönmüş ama şimdi durum değişti. Peki ben ne yapacağım diyor şimdi. Ben nasıl tekrar popüler olacağım? Ben bir takıma girdim ama terk edildim. Ben daha önce hiç işte kaybeden oyuncu olmadım ki. Şimdi ne olacak gibi bir panik yaşıyor. O yüzden sevgili Sibel Hanım, biraz çocukları hayata hazırlamak gerekiyor sanıyorum. Çünkü ne olursa olsun evlerimiz demo. Yani gerçek hayatın bir küçük versiyonu. Eğer biz orayı çok pembe gösterirsek, çocuk dışarı çıktığında kırmızı görünce şaşıracak, siyah görünce eyvah diyecek, beyaz gördüğünde anlamlandıramayacak ve hayatı aslında hep pembe arayarak geçecek, hep böyle el üstünde tutulacağı, hep en önde olacağı, en çok sevilen, lider olan kişi olmaya çalışacak. Bulamadı mı melankoli arkasından gelir, depresyon gelir, mutsuzluk arkasından takip eder vesaire. Ama başka renkleri de bilirse nasıl baş edeceğini bilir, nasıl takıma dahil olacağını bilir, başka renklerden nasıl besleneceğini bilir ve hayatı güzel olur. Zorlukları da yaşar, kolaylıkları da yaşar. Zorlukları nasıl aşacağını bilir, kolaylıklarında lezzetinin tadına varır. Bu da onun için çok güzel bir hayatın başlangıcı ve devamı olur efendim. Şöyle bakıyorum, vaktim var mıdır benim? Ne kadar ben, sorular var çünkü daha. 5-6 dakikam kaldı, hemen hızlanıyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Evet, sevgili Şenay Hanım bir soru göndermiş. Demiş ki, ben de çok kitap okurum, çocuklarıma uyguluyorum, sanki olmuyor gibi demiş. Hemen Şenay Hanım, size de ben şu soruyu sorayım. Siz de bu soruyu yanıtlayın kendinize. Olmayan ne? Onu bir bulmak lazım. Ya da ne olmasını bekliyoruz? Bu da bizim için çok önemli. Anne babaların, yani eskiden bilmiyorum var mıydı bu kadar? Hani eskiden bu kadar mükemmeliyetçilik var mıydı? Bu kadar çok böyle yüksek hedefler var mıydı? Bilinmez ama günümüzde artık şöyle bir durum var. Bizler birer ressam olduk. Çocuklar da bizim sanat eserlerimiz oldu. Ve biz hep galeri açmaya hazırlanıyoruz. Çünkü ressamız ya, anneler babalar olarak diyoruz ki en güzel resmi ben yapmalıyım.
Ve o en güzel resmi de bir türlü bulamıyoruz. Kimi somut çalışıyor. İşte diyor ki 100 100 100 aldı benim çocuğum. Kimi soyut çalışıyor. İşte benim çocuğum sınıfın en sevileni. Ailenin en popüleri. Kimi diyor ki işte benim çocuğum benim kopyam. İki resim çiziyor. Bir tanesi kendi, bir tanesi çocuğunun resmi. Bak aynısı oldu. Ben yaptım ve aynısını çizdim diyor. Bir tanesi diyor ki ben asla tek bir çocuk çizmem. Takım olarak çizerim ve onu lider olarak gösteririm. Derken bir bakıyoruz çocuklar artık şu modda olması gereken bir ürün. Yani o yüzden ne olmadığını sormak lazım. Kriter şu olmalı, bakın çocuklar duygularını tanımlayabiliyorsa, düşüncelerini fark edebiliyorsa, bir davranışın sonucunu anlamlandırıp yorumlayabiliyorsa olmuştur efendim o çocuk, korkmayın. Yani belki olimpiyat madalyaları bekliyorsunuz, belki takdirler bekliyorsunuz, belki hep birinci olsun istiyorsunuz fakat bunlar resim işte. Ama birey olsun istiyorsanız arayacağınız şey bunlardır. O yüzden olmuyor mu acaba diye korkmayın, olur. Doğru yeri görürseniz çocuklarınızın aslında ne kadar güzel bireyler olduğunu görürsünüz. Sevgiyi öğretin, saygıyı öğretin, takım olmayı öğretin, bir gruba ait olmayı öğretin, kendini özel hissetmeyi, başkalarını özel görmeyi öğretin. Ne adım attım, hangi sonucu alıyorum, bunu ona öğretin, çok güzel olurlar. Hakikaten böyle bir bakarsınız pırıl pırıl çiçek gibi bireyler olmuşlar. Sevgi saçıyorlar, saygı saçıyorlar, başarı saçıyorlar. O zaman siz de gururlanırsınız sevgili, evet sanıyorum Şenay Hanım'da. Dikkat dağınık, başarı öyküleri, bakın hemen son sorum bu olsun, bununla ilgili bununla bitireyim programı da. Sevgili Nuray Hanım, Nuray Kaya demiş ki başarı öyküleri okutuyorum çocuklara, ben de bazen tavsiye ediyorum öğrencilerime, çocuğuma iyi gelir, motivasyonu artar diye, ama artmıyor bir türlü, ne okutayım demiş sevgili Nuray Hanım. Şimdi Nuray Hanım, şunu yapın, çocuğunuz diyelim ki bir başarı öyküsü okutuyorsunuz. İşte burada ne var? Bir araba markası, marka isimleri vermeyeyim de işte kendisi çok fakirmiş ya da işte engelliymiş, kocaman bir araba dizayn etmiş. Ya da kendisi fakirlikten gelmiş bir radyo tamircisiymiş, gitmiş kocaman bir televizyon markası oluşturmuş. Ya da köyden gelmiş, çok fakirmiş, takunyalarla bisikletle gelmiş, fabrikatör olmuş. Şimdi bu başarı öyküsünü okuyan hangi çocuk kendi başarısıyla tatmin olur? Kendi ne yaptı? İşte örneğin çok güzel bir proje ödevi hazırladı. Mutlu olur mu sizce? Çünkü karşısında koca bir araba firması, diğer tarafta bir televizyon markası, karşısında engelliyken işte olimpiyatlara katılmış biri. Diyor ki ben ne yaptım? Proje. Motivasyon düştü. Sonra bakıyor, diyor ki ya ben işte onlar çok çile çekmişler. Ben çile de çekmiyorum. Okula serviste gidiyorum, serviste geliyorum. Güzel yemekler yiyorum. Bu da olmadı. Sonra bakıyorlar, diyorlar ki işte ya tamam güzel. Ben bu başarı öyküsünü okudum. Şahane. Ben de bir araba dizayn edebilirim. Çok güzel bir mühendis olabilirim. Harika. Ama bu sefer de diyor ki ya çok uzun iş, çok uğraşmışlar. O yüzden başarı öykülerini okusun, bir engeli yok. Ama kendi başarı anlayışını oluştursun, bu çok daha önemli ve anlamlı. Yoksa o başarı öyküleri çok büyük, kocaman kocaman, çoğu çile dolu, birçoğunda da uzun yol var. Bunlar da birazcık tabii ki çeldirici olabiliyorlar. Ha, bazen çocuklar buradan küçük motivasyon kaynakları bulabiliyor. Diyor ki işte bak o düşünce gücüyle yenmiş, bu güzel. Demiş ki ya da bak demek ki olabiliyormuş. Demek ki en aşağıdan en yukarı çıkılabiliyor. Bu da güzel bir çıkarım. Ya da yol haritası alabiliyor. Ama çok geneline baktırırsanız bu iş olmaz. Mümkün olduğu kadar çıkarımlarını almasına sağlayın ve onları küçük küçük not alsın ki başarı öyküleri de bize bu anlamda işe yaramış olsun.
Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bir dakikamız kalmış efendim. Eğer gönderdiğiniz sorularınız varsa yenileme fırsatım olmadı sayfamı arkadan mutlaka programın arkasından size mail olarak zaten yanıtlıyorum, göndermeye çalışıyorum. Kapanışımı yapayım o zaman. Bugün de programımın süresini aşmamış olayım. Doğum günü olanları kocaman öpüyorum buradan tekrardan. Her kim 20 Aralık'ta doğduysa önümüzdeki salı için fragmanları takip edin. Facebook sayfamı takip edin. Konuyla ilgili de sorularınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Kısa kapanış yapayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.